Birinci Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Sempozyumunda dil ve edebiyat alanında bildirilere yer verilecektir. Öncelikle bu sempozyuma niye Kaşgarlı Mahmut Sempozyumu dedik? Bu konuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bir kere Kaşgarlı Mahmut'un bu yıl 1000. doğum yıl dönümü. Bu birinci neden. İkinci nedeni de onun Divan-ı Lügati Türk adlı eseriyle Türk kültür tarihine bir başyapıt kazandırmış olmasıdır. 11. yüzyılda yaşayan Kaşgarlı Mahmut'un yazmış olduğu bu görkemli eser Türk dillerinin ansiklopedik sözlüğüdür. O bir dil bilimcidir, halk bilimcidir, tarihçidir, at bilimcidir, hatta o bir kartograf yani harita uzmanıdır. Eserindeki harita 11. yüzyılda çizilen ilk Türk haritalarından biridir. İsterseniz bu Türk haritasını da size göstereyim. Yani Divan-ı Lügati Türk'teki çizilen ilk Türk haritası budur. Bu harita dikkat edeceğiniz gibi yuvarlak bir daire içerisine çizilmiştir. Türklük dünyasını göstermektedir ve Orta Asya Türklerinin yaşadığı şehirleri, yaşadığı coğrafi yerleri tanımlamaktadır. Şimdi soracaksınız bu çizgiler nedir diye. Hemen izah edeyim. Kırmızı çizgiler dağdır, yeşil çizgiler ormanlardır, mavi çizgiler ırmaklardır. Şu koyu yerler de göllerdir. İlkel olmasına rağmen Türk kültür tarihi açısından çizilen ilk haritalardan biri olması bakımından oldukça ilgi çekici bir eserdir. Biliyorsunuz eskiden ilkokullarda Osmanlı döneminde Atatürk'ten önce matematik dersinde bütün matematik terimleri Arapçaydı. Örneğin bugün ilkokul öğrencilerinin eksi dedikleri terime nakıs derlerdi. Açı zaviye olarak Arapça adlandırılırdı. Üçgenin adı Arapça müsellesti. Dil devriminden sonra Atatürk'ün yaptığı çalışmayla bütün bu Arapça matematik terimleri Türkçeleştirilmiştir. Bugün biz üçgen diyoruz. Üçgen bileşik bir kelimedir. Üç kenar demektir.